İstanbul'da 4000 mi 6000 mi belli değil araba kayıp. Passat gibi, Audi gibi son derece pahalı kiralık arabaların kime verildiği belli değil. Her bir havuz medyası gazetecisinin altında İstanbul'un vergileriyle oluşmuş o bütçeden araba kiralayarak birilerinin kullanmasına şoförleriyle beraber imkan tanınmış. Elbette ki bağıracaklar. Elbette ki İstanbul el değiştirdiğinde, belediye değiştiğinde 4000 mi 6000 mi kayıp olduğu anlaşılamayan bu arabalar geri çağrılacak ve o kiralık şirketlere iade edilecek. Bu dediğim Passat ve Audi gibi bir arabanın en ucuz zamanda kirası, şusu, busu 35 bin liraylık. Bankamatik memurlarını saymıyorum bile. Kadın kollarından gençlik kollarına, ilçe yöneticilerinin eşlerinden evlatlarına kadar 20 bin mi 30 bin mi bakın ona rakamlar şeklinde bankada bankamatikten para alıp sadece İstanbul'dan bahsediyorum işe gelmeyen kim olduğu bilinmeyen insan sayısı var. Bütün bunları göz önüne alacağız. Bütün bunları göz önüne İstanbul'da yaşayan herkes göz önüne alacak. Ve 23 Haziran'da zil çalarak, kapı kapı gezerek, her bir seçmene İYİ Partililer olarak ulaşarak bunları anlatacağız. Mesele evlatlarınızın geleceği diyeceğiz. Mesele Türkiye'nin soyulması diyeceğiz. Mesele 5 müteahhite Türkiye'nin tüm imkanlarının peşkeş çekilmesi diyeceğiz. Ve bu durumdan memnun musun İstanbul'u diyeceğiz.